Güneydoğu TV ekranlarından mutlu akşamlar. Şanlıurfa sporumuz haftayı kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kırşehir Belediye karşısında bir birlik skorla beraberlikle kapatarak bir puanın sahibi oldu. Hanesine bir puan daha yazdırdı. Şanlıurfa sporumuza beraberliği bir puanı getiren golü Kemal Aydemir attı. Şanlıurfa sporumuz 1-0 geriye düştü 51. dakikada. Dakikalar 59'u gösterdiğinde Vedat'ın asistinde gole ismini yazdıran Kemal Şanlıurfa Spor'a bir puanı kazandırmış oldu. Şanlıurfa sporumuz son 6 haftadır ne yazık ki galibiyete hasret bir şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreç artık çok farklı oldu. Kazanarak farkı aşan, arayı açan bir rakip var önümüzde. Pendik bu haftada yine öyle böyle bir şekilde golü atarak, geçen hafta da söylediğimiz gibi bireysel yeteneklerinin bulduğu gollerle 1-0, 2-1 alarak maçları puan farkını 2. ile 13 Şanlıurfa sporumuzda 19 yanlış değilsem puana kadar 16 puana kadar getirdi. Artık yavaş yavaş ligin rengini belli etti diyebiliriz. Gerçi uzun maraton, daha oynanmamış çok maç var ama artık bundan sonrası bir futbol mucizesi olacaktır. Geçen yıl Manisa'nın yaptığının aynısını bu yıl Pendik yapıyor bizim grupta. Hep de böyle bir takım ne yazık ki bize denk geliyor, bizi buluyor, bizim olduğumuz grubu buluyor. Diğer grup hala böyle kopmamışken, mücadele devam ederken bizim grupta para babalarının, baronlarının bir araya gelip kurduğu bir takım çıkıp ligi force edip ligin üstünde bir kadroyla ligi alıp götürüyor. Geçen yıl Manisa'ydı, bu yılda Pendik bu takımlardan biri oldu. Bakalım bundan sonraki süreç ne gösterecek Şanlıurfa sporumuz açısından, hep birlikte izleyeceğiz bizler de sizler gibi. Bir diğer temsilcimiz Karaköprü Belediyespor'da iyiye giden bir ivmesi vardı. Yavaş yavaş kendini bulmuştu. En son lideri Fethiyespor'u burada mağlup ederek benim gücüm ortada demişti ama lideri mağlup ettikten sonra da Karaköprü Spor üst üste önce Mardin'den, ardından da geçen hafta yani bu cumartesi günü ne yazık ki kendi sahasında Of Spor'a mağlup olmaktan kaçınamadı o da. Böylelikle bizim açımızdan profesyonel manada hiç de güzel olmayan bir haftayı daha geride bırakmış olduk. Bu haftanın detaylarını yine her zaman olduğu gibi Sayın Mehmet Baylan'la konuşmaya başlayacağız. Sayın Baylan, mutlu akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Ekranları başında izleyen bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlık, mutluluklar diliyorum. Tabii ki Uçma Sporumuz dediğin gibi 6 haftadır galibiyete muhtaç. 6 hafta oldu. 6 haftadır hem taraftar hem bizler gerçekten çok üzgünüz. Çünkü Uçma Spor gittiği zaman emin olun ki biz burada program yaparken bile isteksiz ve heyecansız yapıyoruz. Yani dikkat ederseniz sezon başlarken ilk 2-3 hafta canlı maçlar verdik. Kamuoyunun çok büyük bir ilgisi vardı. Taraftarın bir ilgisi vardı. Herkes bizi arar sorardı. Urfa Spor ne oldu? İşte programlarımız açık değil. Rating rekorları kırılırdı. Dikkat ederseniz biz bile geç başladık. Bizden önce siyasi programlar vardı. Ama elimizden de bir şey gelmiyor. Biz burada ancak yorumcu olarak kendi fikirlerimizi, kendi görüşlerimizi siz değerli izleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Ama görünen bir gerçek var ki Şanlıurfa Spor'da galibiyete hasret bir takım var. Ali Tanrıdoğan Hoca geldiği zaman hepimiz mutluyduk. Ali Tanrıdoğan Hoca'nın Şanlıurfa Spor'a bir sihirli dokunuş yapacağını, ciddi anlamda güzel işler yapacağını düşünüyorduk. Olmadı, tutmadı ki burada kimseyi suçlamak da istemiyoruz. Yani Ali Hoca futbolcuları transfer etmedi. Ali Hoca oyuncuları getirmedi. Elindeki malzeme bu. Futbolcu kardeşlerimize inanılmaz bir düşüş var. İnanılmaz bir mücadele yeteneğini yitirmiş bir topluluk var. Yani takımda yönetimin burada o sorunu çözmesi lazım. Devre arasında kimi getirirseniz getirin sorun değil. Siz önce takımın başarısız giden takımın nedenlerini bulmanız lazım. Yani kulüp içerisindeki sıkıntıları çözmeniz lazım. Yani aldığımız bilgiler, futbolcu kardeşlerimizin dediğim gibi her hafta da söylüyoruz bunu. Paralarını almışlar. Her şey mükemmel, her şey ortam güzel. Ama neden bu kötü gidişat devam ediyor? Yönetimin acilen bunu bulması lazım ki hafta içi Mahmut da biliyor. Bir maç vardı. Yine iddialı olduğu halde Pendik maçında 8-10 bin taraftar gelmişti. Ama pazar günkü maçta
Yani 5000, 6000 civarında bir taraftar vardı. Emin olun ki Nazilli Belediye maçında alınacak bir mağlubiyetle biliyorsunuz devre kapanıyor. İkinci devrede ben tahmin ediyorum ki taraftarın ilgisi daha da azalacak. Ve bu da Şanlıurfaspor'a eksi puan olarak dönecek. Çünkü ilgi olmadığı zaman, kamuoyu sizden bahsetmediği zaman kusura bakmayın kimse o takıma maddi manevi anlamda destek olmuyor. Olmak da istemiyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Yönetim ne yapıp ne edip bu sorunu teşhis edip tedavisini bulması lazım. Futbolcu kardeşlerimizin de devre arasında bakın burada bir hafta kaldı Mahmut. Yani bu bir hafta zarfında yönetimin muhakkak kendi A planı B planı vardır. Kim gidecek, kim kalacak? Bunları bir an önce bu futbolcu kardeşlerimizin benim üzüldüğüm nokta kaliteli futbolcular, iyi futbolcular yarın bizden sonra gidecekler. Göreceksiniz çok çok başarılı futbol da oynayacaklar. Ki biz bunu hep yaşadık. Fakat Urfaspor'da gösterdikleri performans hiç iç açıcı değil. Maçtan sonra da özellikle taraftarlarımızın hem futbolcularla ilgili hem de yavaş yavaş yönetici kardeşlerimizle uyaralım. Yani yönetimle ilgili de artık sesler çıkmaya başladı. Taraftar yönetim istifa sesleri de yani cılız da olsa taraftardan gelmeye başladı. Bu korkunç bir şey ki bugün Fenerbahçe'de Ali Koç'u istifaya çağırıyorlar. Burak Elmas olabilir. Futbolun içerisinde var. Ama başarısız sonuçlar kusura bakmayın her türlü döngüyü getirir. Siz o başarısız sonuçları örtmek adına ne yaparsanız yapın taraftarı mutlu edemezsiniz. Ve bu mutsuzluk taraftarın maç içerisindeki kusura bakmayın karamsarlığına sebep olur ve gösterdiği tepkiye ve o kötü sinerjiye sebep olur. Bunu da kabul etmek lazım. Ama tek sevdemiz olan Şanlıurfaspor'da sezon başında çok önemli, çok da ciddi şeyler bekliyorduk. İşte Urfaspor şampiyonu tamam Pendik Mahmut'un dediği gibi önemli bir rakip. Maddi anlamda hiçbir sıkıntıları yok. Bakın İstanbul takımı İstanbul takımında futbolcular çok rahat transfer edebiliyorlar. Rahat rahat yiyor. Adam Doğu'ya gelip oynamaktansa ben İstanbul'da kalırım kardeşim. İstanbul'da 500 bin oynarım ama Urfa'da bir türlü oynamam diyorlar. Onun için bizim bir an önce devre arasında Nazilli maçından inşallah galip geldikten sonra ki geçen sene biliyorsunuz ikinci devrede 21 puan toplamıştı bu takım. Ben inanıyorum en azından playoff şansımızı kaybetmemek adına bu şansımızı devam ettirmemiz lazım Mahmut. Yani playoff'u kaçırmamamız lazım. Çünkü umutsuz konuşuyoruz ama netice itibariyle Karagümrük'ün ve bu ligde birinci ligde oynayan birçok takımın da playoff'dan geldiğini görüyoruz hepimiz. Yani bugün bir Süper Lig'e bakıyorsunuz Giresunspor 350-400 bin nüfusuyla harika işler yapıyor. Yani Kırşehir takımı da geçen yıl şampiyonluk oynayan bir takımdı ama bu yıl mütevazi bir kadrolarıyla geldiler bizden. Yani aslında Şanlıurfaspor kötü de oynamadı Mahmut. Çok pozisyonumuz var. Çok pozisyonumuz var. Cömert çağırcalık pozisyonları. Bilmiyorum sen ne dersin? Evet. Yani artık çok da söyleyecek bir şey yok. Ligin devresinde bir hafta kalmış. Ondan sonra yeni bir yapılanma olacaktır. Mutlaka ki Şanlıurfaspor'da eksikleri, sıkıntıları, sorunları analizi yapılmıştır ki yapıldı. Nazilli maçından sonra Şanlıurfaspor'umuz zaten bir kamp süreci geçirecek. Evet. Kampta Şanlıurfaspor'da gerekli işlemler yapılacaktır. Bunu da bugünden söylemiş olalım. Ki taraftarlarımız da zaten bunları görecekler. Var Şanlıurfaspor'da çalışmalar var. İnşallah da güzel şeyler olur. Belki hemen bir şey sorayım Mahmut. Yani şimdi sohbet ediyoruz dediğim gibi. Tahmini kaç oyuncu gider, kaç oyuncu kalır? Veyahut Urfaspor'un, bilmiyorum senin biraz daha bu bilgilerin kuvvetli olduğu için söylüyorum. Transfer görüşmelerine başlamış mı acaba? İzleyicilerimiz mutlaka, de merak ederler. Mutlaka başlamıştır Mehmet abi. Yani çünkü burada kalmış bir hafta. Bir hafta sonra Ocak dönemi, transfer dönemi. Ocağın 16'sında başlayacak. Transfer dönemi zaten evet. O süreye denk geliyor. Başlayacaktır. Yavaş yavaş Şanlıurfaspor'umuzun da takip ettiği futbol şubesinin, teknik heyetin isimler de vardır. Mutlaka ki bir rapor hazırlanmıştır. Yoluna devam edilecek, edilmeyecek futbolcuların da listeleri yönetim tarafından da çalışılmıştır. Ama işte bunların hayata geçirilmesi için biraz sürece ihtiyaç vardır. O süreçte artık yavaş yavaş Nazilli maçı ile birlikte işlemeye başlayacaktır. Bunları da hep birlikte göreceğiz önümüzdeki günlerde. Tüm kamuoyu da böyle öğrenmiş olacak. Şu an Urfaspor'da yollarını ayıracağı isimler vardır. Bir taraftar olarak şimdi baktığınız zaman mesela ben kafadan hesap yapıyorum. Evet. Ya 10 futbolcu da yollar ayrılır diye düşünüyorum bakın. 10. Küçük tüterek söylüyorum. Aşağı olacağını da düşünmüyorum. 3 zaten vardı. 7 daha ekleyelim. Ya ben 10 futbolcuyla fesih edilebileceğini düşünüyorum. 10 futbolcuya kendinize kulüp bulun en az 10 diyelim, 15 diyelim. Daha fazla da olabilir 15, bu sayı. 15 yuvarlayalım, 15 futbolcuya size kendinize kulüp bulun denebilir.
Kulüp bulan ayrılır. Kulüp bulamayan zaten Şanlıurfaspor'un sözleşmeli futbolcusudur. Fesih yapılmadığı takdirde kalacaktır, devam edecektir. Sözleşmesi bitene kadar. Yani veya tek taraflı fesihe vardır. Bu artık başka bir boyut olayın. Ama mutlaka ki bu futbolcularla ilgili kendilerine de tebliğ edilecektir. Kendinize kulüp bulun artık. Sizin bize vereceğiniz, bizim de size bize vereceğimiz bir şey kalmamıştır. O sürece de artık Nazilli maçıyla birlikte başlanacaktır diye düşünüyorum. Bunu da dediğim gibi zaman içerisinde herkes birlikte görmüş olacağız biz de taraftarlarla yani, birlikte. Dünkü maçtan sonra bir tane yönetici kardeşimizi aradım. Dedi ki Emin Başkan gerçekten çok üzgün. Futbolcu kardeşlerimizle de konuşmuş. Hatta onlara da yani benim boynumu bükük bıraktınız taraftara karşı, kamuoyuna karşı. Size o kadar güveniyordum. Ki sezon başında biliyorsunuz Sayın Başkan'ı buraya konuk ettiğimizde iddialı bir şekilde bu sezon şampiyon olacağımızı bundan hiçbir şüphesi olmadığını iddia etmişti. Ama bir kulüp başkanı için de aslında gerçekten zor bir durum. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü büyük umutlarla sezona başlıyorsunuz. Çok önemli topçular alıyorsunuz. Çok önemli futbolcular alıyorsunuz. Yani bireysel olarak baktığınız zaman çok yetenekli futbolcular alıyorsunuz. Yani ya bir Erkan Kaşlı tartışmanın bir anlamı yok ama bir orta yapamıyor doğrusu bak. Yani Behlül'deki kötü gidiş sakatlığından dolayı yok bu arada. Yani Behlül oynadı biliyorsun son 10 dakikada. Evet. Sakatlığı vardı. Oynadı. Hoca kendisini aldı. Ama Muhammed Enes'teki kötü gidiş çok ilginç. Geçen sene dediğim gibi Can Erdem'deki o muhteşem performansından hiç eser yok. Özgür Can Özden iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hiç yok. Ferhat kadroda yoktu sanırım biliyorsun Ferhat Çulcuoğlu. Yedekler arasındaydı. Evet. İlk 11'deki Ali Hoca geldikten sonra onu oynatıyordu. O ilginç. Yani Murat iyi bir kaleci diyorduk ama müthiş kurtarışlar yapıyor ama inanılmaz da basit goller yiyor ki Eskişehir'in attığı golü gördün. Yani gerçekten de muhteşem bir gol attı. Kabul etmek lazım. Buradan taraftar da bunu gördü ki izlediğimiz taraftarlar yani bu gole şapka çıkartılır. Bunu da söylemek lazım. Hatta ben sosyal medya hesabından biraz Eskişehir'le ilgili işte ligin güçsüz takımı demiştim. Eskişehir taraftarları bayağı yazmışlardı. Ya bizi bu kadar küçük görmeyin. Fakat siz çok önemli transferler yapmışsınız ama biz de mücadelemize devam ediyoruz. Yani şimdi puan durumuna bakıyorsun Mahmut. Gerçekten 16. sıradaki Zonguldak'ın 16 puanı var bakın. Urfaspor'un 23 puanı var. Şimdi playoff'a bakıyorsunuz. Yani ilginç şeyler. Mesela Ahmet'in 25 puanı var. Nazil'in 24 puanı var. Kırklareli'nin 23 puanı var. Şanlıurfaspor'un 23 puanı var. Öyle ilginç bir şey. Yani tamam 39 puanla Pendik bu işi götürdü. Evet. Onun altında Buca'ya bakıyorsunuz 26 puan var. İsterseniz arkadaşlar öncesinde bir sonuçları görelim. Alınan sonuçlar vardı onu görelim. Ondan sonra puan durumuna geçelim. Oynanan maçların ardından alınan sonuçlar vardı. Sonuçları bir hatırlayalım. Ardından zaten puan durumunu da konuşacağız. Bir bakalım ne olmuş skorlar. Hazırsa arkadaşlarımızdan Evet işte alınan sonuçlar bu şekildeydi. Buca 2, Erzincan 0, Ahmet 0, Akhisar 0, Eskişehir 2, Ankara Demir 2, Kırklareli 0, Uşak 0, Pazarspor 0, Pendik Spor 1, Şanlıurfa Spor 1, Kırşehir Belediye Spor 1, Zonguldak 0, Tarsus İdman Yurdu 0, Karacabey Belediye 0, Nazilli Spor 2 olarak haftanın sonuçları bu şekilde biraz kalsın, oldu. Biraz kalsın. Kalsın üstüne size hemen sorayım. Kim şaşırttı? Şimdi beni şaşırtan ne? Bakın kaç tane gol var Mahmut bu ligde? 11 gol atan. 2, 4, 5, 9, 11. 11 gol. Ligin en az gol atan maçların haftalarından biri. Yani Buca Spor özellikle Tolga Doğan tezi gönderdikten sonra biliyorsunuz önemli puanlar almaya başladı ki Erzincan iyi gidiyordu. Erzincan 2-0 yendi. Hemen bakıyorsunuz Akhisar'ın deplasmanda Ahmet'ten puan getirmesi benim için sürpriz. Çok önemli bir sürpriz. Eskişehir Ankara Demirspor maçına bakıyorsunuz. Eskişehir Spor 1-0 önde götürüyordu ilk yarıda. Sonra 2-1 oldu. Ardından 81. dakikada Eskişehir 2-2 yakaladı. Kırklareli Uşak Spor maçı 0-0 ki bu maç olabilir normal. Pendik Spor yine Görkem'in sahaya çıkmasıyla, Görkem Bitim'in golüyle deplasmandan senin de program başına dediğin gibi eğer öyle eğer böyle 1-0'la 3 puanı aldı, hanesine yazdırdı. Şanlıurfa Spor maçı şeyi rahat yeneceğini düşünüyordum ama olmadı. Tarsus biliyorsunuz Gürses Kılıç'la yeniden sözleşme imzaladı. Bunu söyleyelim taraftarlarımıza. Gürses Kılıç 2 haftadır Tarsus'un başında maçlara çıkıyor. Bunu söyleyelim izleyicilerimize. Ve bu haftaki rakibimiz cumartesi günkü maçında Karacabey Belediyespor'u Nazilli Spor deplasmanda 2-0 yendi ve bu hafta deplasmandan 3 puan alan tek deplasman takımı. Evet.
Pendik'te deplasmanda kazandı. Pendik'te. Pendik'te var. Evet, Nazilli'de evet. Bir de kırmızı Pendik'e kart var. Şey yapıyoruz ya ama onu biliyorsun. Artık saymıyoruz. Emin evet. Oğlu değil o artık. Evet, biraz evet. Ayrıldı. Evet. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumunu da arkadaşlarımız hazırlamışlardı. Onu da bir görelim. İzleyicilerimiz de aslında neyin nerede olduğunu bilsinler. Hemen bakıyoruz. Ligin zirvesinde demin de söylediğimiz gibi Pendik var 39 puanla. Ligin ikincisiyle arasında 13 puan 13 var. Puan İkinci var. Sırada evet. Bayağı bir yani. Görüyoruz 26 puanla. Üçüncü sırada Isparta var. 25 puanla. Dördüncü sırada Ahmet var 25 puanla. Beşinci sırada Nazilli 24 puan. Altıncı sırada Kırıkkale Spor var 23 puanla. Ve Şanlıurfa Sporumuz aynı puanla. Yedinci sırada. Ardından Pazarspor 22 puanlı. Kırşehir Belediye 21 puan. Evet. Ankara Demirspor 21 puan. Akhisar Spor 21 puan, Uşak Spor 21 puan. Peş peşe sizden takımlar. Hemen ardından 20 puanla Erzincan Spor 13. sırada. Tarsus 19 puanla ligin 14. sırasında. 1922 Konya Spor 18 puan. Zonguldak 18 puanla 15. ve 16. sırada yer alırken. Zonguldak 16 Mahmut. Evet. Konya 18 puan. 18. Evet. Evet 18, 16, 16. Evet. 16, 16, 10. Yani Eskişehir 10, Karacabey Belediye 16, Zonguldak 16, Konyaspor 18 puanla, Tarsus da 19 puanla. Şimdi işin ilginci biliyor musunuz? Ligin büyük hayal kırıklığı Tarsus. Tarsus, evet. Ki biz de yendi Tarsus. Yani kurulan takım az bir takım değildi. Değil. Onlar da çok ciddi bir bütçeyle bir takım yaptılar. Yani bu bütçeye, bu sonuçlar... Allah daha kötüsünü göstermesin diyor ya biz kendi açımızdan Şanlıurfa sporumuza biz eleştiriyoruz kötüyü. Allah daha kötüsünü göstermesin dedikleri o kötü Tarsus. Tarsus bizim evet. İki katımız bir bütçeyle kuruldu bakın. Sinan Kurmuş'a Şanlıurfa Spor teklifte bulundu. Fakat Sinan Kurmuş çok önemli bir miktara gitti. Tarsus'la anlaştı. Yılmaz Arhavio ile oyuncuların birçoğu öyle Tarsus'ta önemli rakamları oynuyorlar. Yani aslında Şanlıurfa Spor'da belki kamuoyunda Urfa Spor'u futbolcuların da çok yüksek rakamlara imza attığı söyleniyor ama öyle değil. Emniyetin başkanla biz burada programdayken arada da konuşmuştuk. Şanlıurfa Spor'un aldığı futbolcuların içerisinde tabii ki yüksek rakamlı olan futbolcular var. Ama öyle inanılmaz rakamlara imza atan futbolcular yok ki kaldı. Yönetim devre arasına gidecek olan bütün futbolcuların da şimdiden sözleşmelerinde hiçbir alacağı olmadan futbolcularla karşılıklı feshederek gönderiyor ki bu da önemli bir başarı kabul etmek lazım. Yani futbolun içinde aslında olan şeyleri konuşuyoruz bakın. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Ama başarısızlık olunca ister istemez herkes şapkayı önüne koyuyor ve düşünmeye başlıyor. Bu başarısızlık neden geliyor Mahmut? Yani bunu çözmeye çalışıyoruz ki muhakkak dediğim gibi yönetimin A, P, C planı vardır ama bu başarısız sonuçlar. Yani dediğim gibi lig bizim için ikinci yarıda yeniden başlayacak. Çünkü bu ligin şampiyonunun kolay kolay puan kaybedebilir. Futbolun içerisinde şey var ama Pendik'in kolay kolay bırakacağını düşünmüyoruz. Pendik götür ki geçen sene biliyorsunuz Manisa 84 puanla bu ligi şampiyon olarak bitirmişti. Ve birçok maçında da Manisa Spor kendi sahasında berabere kaldı. Urfa Spor'la da hatta berabere kalmıştı. Şampiyonluğunu garanti etmişti. Ben ikinci yarıda böyle devam ederse ki aldığımız bilgiler bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Pendik'in çok daha önemli transferler yapıp Bahattin Kösen'in ismi geçiyor. Daha birçok önemli oyuncunun Ethem Erboğan'ın ismi geçiyor onlarla ilgili. Bunu da söyleyelim. Hatta Süper Lig'den ve birinci ligden oyuncu alacakları söyleniyor ki artık yavaş yavaş biliyorsunuz yaşı gelen oyuncular hemen birinci lig ikinci lige geçiyorlar ki Mehmet Akyüz Adıyamanlar görüşü prensip anlaşmasına vardı Çorum'a imza attı. Evet yani bence başarı dolu biliyorsunuz 2008-2009 sezonunda Şanlıurfa Spor'da da görev almıştı ama 35 yaşındaki bir oyuncu belki burada bir iki sezon götürür ondan sonra da ligi bırakır, jübilesini yapar ki şimdi artık sporcular jübile de yapmıyorlar eskisi gibi. Eskiden biliyorsunuz görkemli evet. Jübileler yapılırdı. Şimdi jübile de yok Mahmut. Mehmet abi artık şey futbol değişiyor, dönüşüyor, başka bir yere evriliyor. Mehmet Akyüz üst ligde 35'te hani oynar diyorsunuz. Mesela altta gibi ya bu üstte oynamış altta da oynamaz mı? Olmuyor abi öyle değil. Değil. Evet. Lig düştükçe sizin vereceğiniz performansın artması gerekiyor. Çünkü lig düştükçe artık futbol teknikten ziyade bir mücadele, bir tempoya bakıyor. Bizim liglerde ikinci ligde, üçüncü ligde yani. Evet. Bundan kaynaklanıyor zaten. İkinci ve üçüncü lig iki gibi değil abi. Hani bir de Süper Lig'de, birinci ligde daha çok topu koşturuyorsunuz. Siz topun ardından koşuyorsunuz. İkinci ve üçüncü ligde
sizin de koşmanız gerekiyor. Siz de koşmayınca, o tempoya ayak uyduramayınca işte ne oluyor? Ya işte o Özgürcan bu Özgürcan değil diyorsunuz. Evet. Aslında o Özgürcan, Özgürcan bu, bunda sıkıntı yok. Ama statü değişti. Ya top lig seviyesi Özgürcan topu almaya gidiyor. Topu Özgürcan, almaya gittiği için. Üst lig böyle değil ki. Aynen. Üst ligde basan, boğan, ısıran adam kendi çapında, kademesi belli, yeri belli, noktası belli. Alt lig düştükçe öyle olmuyor bu iş. Bütün de sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ben katılıyorum sana, evet. Yani şimdi Urfaspor'da da bu var. Mesela Can Erdem ve Özgürcan dediğin gibi, şimdi top orta sahadan gelip alıp defansa geliyor adam. Ama Mehmet Akyüz'de ve bunu Fenerbahçe'de ve basit bir örnek vereyim Süper Lig olduğu için. Ya şimdi bir Alex vardı. Alex koşmazdı ama oyuna hemen netice ederdi. Tak 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 bakardınız, çıkar Alex. Koşmazdı, golünü atardı, asistini yapardı. Şimdi bakıyorsunuz Mesut Özil koşuyor. O da koşuyor. Yani artık orada da hani işler kötü gidince herkes koşmaya başlıyor. Bunu kabul etmek lazım. Mücadele etmek lazım. İnanmak lazım. Azimli olmak lazım. İnanmak lazım. Bakın her şeyden önce ben çıkıp sahada Kırşehir'i yeneceğim demen lazım. Yani biz inanmıştık. Taraftar da inanmıştı. Yönetim de inanmıştı. Kamuoyu inanmıştı. Basın inanmıştı. Ama futbolcu kardeşlerimiz bir türlü ikinci yarıda aslında Urfaspor'un çok kaçırdığı net pozisyonlar da var. Maçı izleyen arkadaşlarımız gördüler. Hatta bir pozisyonda Sinan Kızay diyormuştuk. Sinan da oyundaydı. Sinan orada belki arkadaşına vermiş olsa belki bugün 2-1 bir galibiyeti konuşmuş olacaktık. Mehmet Enes Durmuş'un saç baş yıldıran kaçırdığı bir pozisyon var ki, artı Eskişehir'in kalecisinde kutlamak lazım. Bu arada arkadaşlarımız maç kadromuzu da görüntüye getirdiler. Kadroyla ilgili Mahmut neler söylemek istersin? Yani şimdi bir değişiklik vardı galiba burada. Yani hocamız değişikliğe gitmişti. Evet. Hoca deniyor Mehmet abi. Yani Can'ı denedi. Bu hafta Özgür'ü denedi. Ferhat'ı kesti. Burak'la başladı. Caner'le başladı. Caner 2-3 haftadır oynamıyordu. Bu hafta 11'e girdi. Yani Çağlar'ın sakatlığı devam ediyor. Çağlar ama sakattı, evet, zaten. Bilmiyorum artık. Ya hoca çeşitli evrelere çeviriyor. Mesela Vedat'ı sağ bek yaptık. Mecburiyetten dolayı oynamaya da çalışıyor çocuk. Hoca elindeki malzemeyi her şekilde kullanmaya yani çalışıyor. Şimdi ya kadroya baktığınız zaman emin olun ki bu kadroyu götürün. Hangi futbol yorumcusuna, hangi futbol adamına gösterirseniz gösterin. Yani bugün bir Vedat Bora'ya Süper Lig'de Konya'da neler yaptıklarını gördük. Samsun'da neler yaptıklarını gördük. Yani şimdi bakıyorsunuz kadro yaptılar. Hani Kemalcan gol atmıştı ya. Ya bir fiil 8 sezon Kocaeli'de stoper olarak oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sene Erzincan biliyorsunuz playoff'tan çıkamadı. O playoff'taki takımın kalecisi kimdi? Murat'tı. Yani oyuncular bireysel olarak çok çok iyi. Yani şimdi bir program başına da bunu söyledi. Erkan Kaş'ı tartışmak, Muhammed Enes Durmuş bütün futbol otoritelerini Süper Lig'de rahatlıkla oynayabilecek dedikleri futbolcu. Ama biz ondan istediğimiz verimi alamadık. Diğer taraftan bakıyorsunuz, yani şimdi Samet Hatay'dan gelmiş, üstün yetenekleri olan, bireysel olarak çok üstün bir futbolcu. Biz bu verimi alamıyoruz bunlardan. Program başında dedim, yani neden bu verimi aramıyoruz? Bunu araştırmak lazım, bunu soruşturmak lazım. Yani yetenekli futbolcular ama yeteneklerini sahaya bir türlü yansıtamıyorlar. Ya aldığımız bilgiler, emin olun ki tesiste, kulüpte en ufak bir sıkıntı da yok. Ama bir sorun var, yani bu sorun ne, onu çözmek lazım. Niye? Yani şimdi bazılar diyorlar ki ya işte Gütsels Hoca gitti. Ya kardeşim futbolun içerisinde olan şey ya. Gütsels Hoca gitti, Tarsus'a imza attı. Allah yoluna açık etsin. Yani şimdi bu defteri kapatmamız lazım. Yani kusura bakmayın. Taraftarlarımız aldı yazdı. Ya işte ya yok böyle bir şey. Belki yönetimi açıklamak istemediği şeyler var. Herkes her şeyi bilmiyorum yani. Allah yolunu açık etsin. Yani şimdi futbolcu transfer edebilirsiniz, hoca transfer edebilirsiniz. Urfaspor yönetim her türlü hocayı getirebilecek kapasiteye, maddi imkanlara da sahip. Ama futbolun mümecin değilsiniz ki ne olacağını bilesiniz Mahmut. Yani şimdi bütün yönetim ister mi ki böyle kötü gitsin? Taraftar ister mi? Bizler ister miyiz? Yani Urfaspor'un ilk hafta en az 3 tane maçın canlı verdik, bir kamuoyu oluşturduk. Başarısız sonuçlar olunca kimse ilgi de göstermiyor kardeşim. Bunu kabul edelim. Taraftar da ilgi göstermiyor. Bizler bile program yaparken o hevesimiz, isteğimiz kalmıyor, kabul etmek lazım. Ama diğer yandan sonuçlar başarılı olunca herkes anında işte bakın tesislerde gidin neler. Yani bir de şimdi sahiplenmek lazım. Şimdi sahiplenmek lazım. Şimdi gidip Urfaspor yönetimine, futbolcularına şimdi sahiplenmek lazım. Ama her şey bizim elimizde. Her şey yönetimlerinde, bütün kozlar, bütün... Yani şimdi siz
hem deyip çıkarttıktan sonra bakın bakın emin olun ki Bucası, İspartası, Ahmet'i, Nazilli'si, Şanlıurfa'sı bu 7 takım bakın. Bucayı, Pendik'i çıkarttık. Buca, İsparta, Ahmet, Nazilli, Kırklareli, Şanlıurfa. Bunların içerisinden playoff belirlenecek ve bunların içerisinden gidecek. Bakın diğer grupta Sakarya, yani bu anda çok iyi gitti ligin başında. Ama Hekimoğlu, Sakarya gerçeği var. Sakarya Spor orada işi götürüyor. Ama bizim burada maşallah Pendik bir de şanslı da bir takım yani. Bunu da kabul etmek lazım. Şans faktörü de Pendik'in yanında. Bazar Spor maçını ben özellikle takip ediyordum. Çok net pozisyonlar olmasına rağmen Bazar Spor'un ama 81. dakikada Görkem Bitim'in gelip kendi ki burada Urfa Spor'da oynayan 9 numaraydı. Bunu da izleyicilerimize söyleyelim. Burada ikinci yarıda hoca oynayamadı diye çıkarttı. Neden? Urfa Spor defansı onu kilitledi diye. Aradan çıkıp bireysel olarak yetenekli futbolcular var. Bir bakıyorsunuz gol atıyor. Ama her şeye rağmen dediğim gibi ben umutluyum ikinci yarıda playoff'tan. Bir şanstır yani bunu kabul etmek lazım. Olmasa da sağlık olsun önümüzdeki sezona bakarız Mahmut. Yapacak bir şey yok Mehmet abi. Evet. Yani biz çıkacağız oynayacağız gittiği yere kadar. Yani bu beraberliği ya biz bırakalım mı Urfa Spor'u? Değil değil. Mehmet abi bir şeyler değişmesi lazım ama hani malzeme bu. Bir şekilde olacak. Topu rakibe verirseniz siz başarı sağlayamazsınız. Topun bizde kalması lazım. Bizim pas trafiğini yapmamız lazım. İstediğiniz kadar hızlı olun. Atlet olun. Maraton koşun. Asla toptan hızlı olamazsınız. Topu atacağınız yere siz toptan önce yetişemezsiniz. Mümkün değil. Bunun da öne geçmek için yapılacak tek şey var. Pas. Pasla kat edersiniz. O yüzden yani siz topu attığınız yere bu imkansız. Bak futbol topundan hızlı değil hiçbir futbolcu. Mümkün değil. Abi pasla bizim bölge bölge gitmemiz lazım. Bizim paslaşmamız lazım. Bizim o pas trafiğini artık çözmemiz lazım. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Geçen hafta da aynı şeyi söylüyordum. Bizde bu bölgeler arasında pas trafiği yok. Sıfır. Topu ileriye taşırmak için şişirme yöntemini deniyoruz. Bu imkansız. Bizim full eli futbolcumuz yok. Bizim forvetlerimiz full eli değil. Alsın sırtına dönsün, koşsun götürsün, dribling yapsın falan. Biz buna müsait bir takım değiliz. Bizim pasla gitmemiz lazım. Biz ancak pasla kat edebiliriz. Pas yaparsak top bizde kalır. Top bizde kaldığı zaman rakip top görmez, rakip pozisyon alamaz. Aynen. Sizi karşılamak zorunda kalır. Biz bir türlü bunu sahaya yansıtamadık. Bizim futbol ayaklarımız aslında iyi. Burak iyi, Mustafa iyi, Yasin iyi, tabii. Behlül iyi, Enes iyi. Ama ayağına topu alan topu başkasına aktarmak derdine düşüyor. Bunu da ne yazık ki isabetli yapamıyoruz. Biz doğru pas trafiğini sağlayamıyoruz. Biz bunu sağlarsak eğer önden defans bloğu öne bırakıp öndekiler güzel servis yaparsa pas trafiğini Şanlıurfa Spor'un bu kadrosu ne zaman ki bu pas trafiğini doğru yapsın emin olun bu ligde Pendik'in yaptığından daha iyisini yapardı. Ama biz ligin başından beri o istediğimiz pas trafiğini yapamadık. Yapamıyoruz. Hatırlarsanız biz ligin başlarında da ilk maçta 1-0 kazandık gittik. İkinci maç hadi kazandık. Ta ki Eskişehir maçında berabere kaldık ama yine aynı şeyleri söylüyorduk. Bu takım pas yapmıyor. Evet. Bu takım pozisyon bulmakta zorlanıyor. Pas yapmayınca zorlanırsınız. Oyunu açamıyoruz. Hiçbir şekilde oyunu açamıyoruz. Kapalı takımları çözemiyoruz. Topu şişirecek yok. Şişirdiğimiz zaman bir şey elde edemiyoruz. Yaptığımız bütün oyun sistemlerini yani 4-4-2, 4-3-2-1, 4-1-2-3 ne deniyorsak deneyelim. Aslında bunlar çözüm değil. Çünkü sahadaki isimler aynı isimler. Ve bu isimler bizi öne taşıyacak. Bizi hücum bölgesine götürecek. Oyunu rakibin hücum bölgesine, rakibin yarı sahasına taşıyacak pas trafiğini sağlayamıyor. Yapamıyor abi. Bunun çözümü de ya bu bununla olmuyor Mehmet abi. Evet. O kadar güzel teknik anlatıyorsun ki. Yok hayır. Ya futbolda pas trafiği önemli. Rakibe kendi oyununu lazım. Kabul ettireceksin. Ettireceksiniz. Yani, top rakipte yapalım. Kalırsa kazanamayız abi. Mümkün değil. Ben bakıyorum şimdi. Abi rakip topla oynuyor bizim sahamızda. Topu ona verirsek biz nasıl gireceğiz pozisyona? Top bizde kalsa, biz pas trafiğini kendimiz yapsak, oyuna kendimiz şekil versek rakip bize mahkum olacak. Ama şimdi ben bakıyorum. Durmadan bir topun peşinde koşmamız var bizim. Bu da bizi düşürüyor oyundan abi. Durmadan topun peşinde koşarsanız siz maç kazanamazsınız. Büyük takımlar, iyi takımlar bunu yapmaz. Niye topun peşinden koşuyoruz abi? Top koşacak.
belli mevcut noktalar olacak. Topu siz koşturacaksınız. Tabii. Ben buradayım. Oyuna hakimiyet kuracaksınız o benim anda. Buradan yanına kadar koşmam mı? Topu sana fırlatmam mı? Hangisi daha kolay Mehmet abi? Evet. Ya ben buradan alayım şimdi bunu. Topu atmam. Ya fırlatayım sana. Evet. Buna yetişemem ki. İmkansız. Yani şimdi gerçekten de burada sana katılıyorum. Yani top sizde olduğu zaman oyuna hakimiyetiniz, oyunu kontrol etmeniz çok çok daha rahat oluyor. Çok çok daha rakibe kendi oyununuzu kabul ettiğiniz zaman sonuca gitmeniz. Ya biraz teknik yolda aslında. Yani biz çok böyle teknik işlerine falan girmeye çalışmıyoruz ama dediğine yerden göğe kadar katılıyorum. Urfaspor da bu araştırılmalı bence. Yani bu, sorunlardan biri bence bu olabilir. Bakın top neden Urfasporlu futbolcularda kalmıyor? Yani? Ya konuşacağız. Evet. Hani futbol tekniğini evet. Konuşmak, bunu konuşmak ara biz bilenlerin evet. Affına sığınarak söylüyoruz. Evet. Evet. Özür de diliyoruz. Belki anlatımımız hatalı, kusurlu. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak söylüyorum bunu. Maç izliyoruz, sporu seviyoruz, futbol izliyoruz. Ya Premier Lig'ini izliyoruz, Serie A'sını izliyoruz, La Liga'sını izliyoruz. Mehmet abi ciddi anlamda çok maç izliyoruz. Ve bu sistemleri biz de yaşatalım istiyoruz. Onun bir şeyi var bizde. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamların ardında ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. We'll be right back.